En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe Haber Bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 14 Kasım 2022. Ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da 1 Ocak'ta başlaması beklenen vatandaşlık parası meclisten geçmedi. Peki şimdi ne olacak? Detayları birazdan paylaşacağız. Avrupa'da yaşanan enflasyon sonrası grev ve protestolar artarken Almanya'da da maaşlara zam çağrıları gelmeye başladı. Gelişmeleri aktaracağız. Almanya'da 10 bin euronun üzerinde nakit kullanımının yasaklanması gündemde. Yine Fransa'da da önemli gelişmeler var. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Maalesef dün İstanbul'dan gelen haber hepimizi yasa boğdu. Taksim'de İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü o hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliğini açıkladı, saldırının arkasında kimlerin olduğunu da ilan etti. İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı. Dün saat 16.20 sıralarında yaşanan patlamada vefat edenlerden geriye acı dolu hikayeler ve fotoğraflar kalırken yaralanan vatandaşların da tedavileri sürüyor. Öte yandan Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı olay yerine bıraktığı belirlenen Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albaser'in saldırının talimatını PKK-PYD-YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada dün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. 46 kişinin gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada şahıs yapılan sorgusunda PKK, PYD, YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir. PKK-PYD-YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13 Kasım'da saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir ifadeleri kullanıldı. Terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü aktarıldı. Avrupa ülkelerinin liderleri ve dışişleri bakanları İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamayla ilgili taziye ve kınama mesajları yayımladı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada 13 Kasım 2015'te Paris ve Banlieues'ü, Saint-Denis'te terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin anıldığı Fransız ulusu için sembolik bir günde Türk halkının İstanbul'daki saldırıyla sarsıldığını belirtti. Açıklamada Türklere acınızı paylaşıyoruz, terörle mücadelede yanınızdayız ifadesine yer verildi. Evet maalesef canımız yandı. Hayatını kaybeden 6 kişiden biri de babayla küçük kızı Ecrin'di. Acıktım diyen kızına bir şeyler almak için yürüyordu baba. İşte maalesef terör onları orada yakaladı. Tabi söylenecek sözlerin bittiği noktadayız. Biz de buradan Camia TV ailesi olarak Türkiye'mize başsağlığı mesajlarımızı iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Geçiyoruz sıradaki haberimize. Avrupa'da pandemi sonrası yaşanan savaşla başlayan enerji krizi Enflasyon rakamlarında rekorların kırılmasına neden olmuştu. Kışın kapıya dayanmasıyla yüksek enerji, kira ve gıda fiyatlarından şikayetçi olan halksa birçok ülkede sokaklara döküldü. Almanya'da ise sendikalar yükselen enflasyon karşısında daha yüksek ücret talep ediyor. <laughs> Avrupa'da sendikalar tarihi yüksek enflasyon karşısında daha yüksek ücret talep ederken vatandaşlar da yaşam maliyetine karşı artan hoşnutsuzluğunu siyasi istikrarı tehdit eden protesto dalgasına döküyor. Avro bölgesinde Ekim'de yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle %10,7'ye ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı. Yükselen enflasyon karşısında Fransa'da insanlar enflasyona uyumlu maaş artışları talep etmek için sokaklara dökülürken İngiliz demiryolu personeli ve Almanya'da sendikalar yükselen enflasyon karşısında daha yüksek ücret talep ediyor. <laughs> Almanya'da geçen hafta 200 binden fazla işçi metal ve elektrik endüstrilerindeki fabrikalarda kısa süreli uyarı grevlerine ve protesto eylemlerine katıldı. IG Metal Sendikası ülke genelinde ücretlerin artırılmasına karşı direnen işverenlere kısa süreli uyarı grevi ve protesto eylemi düzenleyerek yanıt veriyor. Alman Sendikası IG Metall Koeste salı günü Hamburg'daki Airbus'ta dahil olmak üzere 15 fabrikada işçileri greve çağırdı. Alman Hava Yolu Şirketi Lütfansa, Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu Sendikası'yla kabin personelinin aylık maaşlarının Ocak 2023'ten itibaren 250 avro, Temmuz 2023'ten itibaren ise %2,5 artırmak için anlaşmaya vardı. Alman otomobil üreticisi Audi, çalışanlarına kalıcı ücret artışları yerine bir kereye mahsus vergiden muaf ödemeler teklif etmeyi planlıyor. Öte yandan Almanya'nın doğusunda Ekim ayında sol ve sağ popülist gruplara mensup binlerce kişi son dönemde artan enerji ve gıda fiyatlarının yanında Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı pahalılık ve olumsuz ekonomik koşullara karşı protesto gösterisi düzenledi. Almanya'da 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen vatandaşlık parasında engel çıktı. Federal Meclis'te kabul edilmesinden sonra EYaletler Meclisi'nin gündemine gelen vatandaşlık parasını muhalefet bloke etti. Muhalefet değişikliği özellikle çalışanla çalışmayan arasındaki farkı kaldırdığı için eleştiriyor. Yasa tasarısının şimdi uzlaşı komisyonuna gideceği belirtildi. Almanya'da koalisyon hükümetinin en önemli sosyal yardım projesi ve 1 Ocak'ta başlaması beklenen vatandaşlık parası yasası Eyaletler Meclisi'nde muhalefet tarafından bloke edildi. Federal Meclis'in onaylamasından sonra Eyaletler Meclisi'nin onayına sunulan vatandaşlık parası ile ilgili değişiklik kabul görmedi. Eyaletler Meclisi'nde hükümet ortaklarının onaylanmasını istediği yasaya muhalefete bağlı eyalet temsilcileri onay vermedi. Böylece yasanın yürürlüğe girmesi reddedilmiş oldu. Federal mecliste görüşülerek yasalaşan kararın yürürlüğe girebilmesi için şimdi bir uzlaşma komisyonu oluşturulması bekleniyor. Hükümetin uzlaşma komisyonunu süratli bir şekilde devreye sokacağı ve 25 Kasım'daki Eyaletler Meclisi'nde karara bağlanmasını istediği açıklandı. Bavyera Eyalet Başbakanı ve muhalefetteki Hristiyan Sosyal Birliği Partisi Genel Başkanı Markus Zöda, çalışanın eline çalışmayandan daha fazla para geçmesinin gerektiği çok keskin olmadıdır. Bunun başka yolu yoktur diyerek yasayı onaylamayacaklarının işaretlerini vermişti. Başbakan Olaf Scholz, vatandaşlık ödeneğiyle çalışmayanların çalışanlardan daha çok para kazanacağı yolundaki iddiaları saçmalık olarak değerlendirerek yasanın kesin olarak onaylanmasını istemişti. Tasarıda tek kişiye 502 euro, evlilerde eşlere kişi başına 451 euro, 5 yaşına kadar olan çocuklara 318 euro, 6-13 yaş arası çocuklara 348 euro ve 14-17 yaş grubundakilere de 420 euro vatandaşlık parası ödenmesi öngörülüyordu. Fransa'da geçtiğimiz hafta Ulusal Meclis'te ırkçı bir sözlü tacizle karşı karşıya kalan siyahi milletvekiline destek vermek için gösteri düzenlendi. Fransa'nın başkenti Paris'te ırkçılığa ve aşırı sağ fikirlere karşı gösteri gerçekleştirildi. Ülkede 3 Kasım'da ulusal mecliste boyun eğmeyen Fransa Partili siyahi milletvekili Carlos Martens Blongo'nun konuştuğu sırada aşırı sağcı ulusal birlik milletvekili Georgia de Fornas'ın Afrika'ya geri dönsün sözünün oturumun sonlandırılmasına yol açmasının ardından ülkede ırkçılık meselesi yeniden gündeme taşındı. Irkçılık ve Ayrımcılık Karşıtı SOS Rakizm Derneği, Fransa Öğrencileri Ulusal Birliği ve birçok kuruluş, ırkçılığa ve aşırı sağ fikirlere karşı Paris'in Cumhuriyet Meydanı'nda gösteri düzenledi. Blongo, gösteride yaptığı konuşmada, ırkçılığın suç teşkil ettiğinin altını çizerek, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı boyun eğilmemesi gerektiğini söyledi. <laughs> Fransa'da mecliste 3 Kasım'da Blongo'nun sivil toplum kuruluşu SOS Akdeniz tarafından işletilen göçmen gemisi, Ocean Viking'te bulunan ve günlerce Akdeniz'de mahsur kalan 234 göçmenin durumuna dikkati çektiği sırada milletvekili Fornas'ın Afrika'ya geri dönsün sözü oturumun sonlandırılmasına yol açmıştı. Ertesi gün meclis oturumunda söz konusu ifadeleri kullanan Fornas'ın 2 aylık milletvekili ödeneğinin kesilmesi ve 15 gün meclisten men cezası verilmesi kabul edilmişti. Almanya kara parayla mücadele kapsamında yeni önlemleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Konuyu gündeme getiren İçişleri Bakanı Nancy Faiza nakit ödemelerde 10 bin euroluk bir üst sınır getirilmesini önerdi. Almanya kara parayla mücadelede yeni tedbirler planlıyor. Konuyu gündeme getiren Federal İçişleri Bakanı enisi Feyza, kara para aklamayla mücadelede ilave adımlar atılmasını talep etti. Feyza, nakit ödemelerde 10 bin avroluk bir üst sınır getirilmesini önerdi. Feyza, 30 bin avroluk nakit mücevher ya da saat alımı artık geçmişte kalmalı. Ben alışverişlerde 11 avroluk genel bir nakit sınırı getirilmesini savunuyorum. Bu da varlıkların suçlular tarafından gizlenme tehlikesini azaltıyor, dedi. Feyza, hedefin organize suç yapılarını dağıtmak ve onların suç teşkil eden girişimlerinden elde ettikleri gelirlerini engellemek olduğunu ifade etti. Feyza ayrıca mülkiyet yapılarının daha şeffaf hale gelmesi ve mülk sahiplerinin tespit edilmesinin kolaylaştırılması gerektiğini de kaydetti. Ancak Bavyera Maliye Bakanı Albert Fiyaka, nakit kullanımına getirilen genel bir sınırlamayı orantısız olarak değerlendirdi. Feyza'nın talebine yönelik açıklama yapan FKA, insanları dijital olarak ödeme yapmaya zorlamak otomatik olarak daha az suç işlenmesine yol açmaz. Bu suçlar nakit olmadan siber suçlarla da ortaya çıkabilir dedi. Federal hükümet Ekim ayının sonunda gelecekte gayrimenkullerin nakit olarak ödenmesini yasaklayan bir yasa çıkarmıştı. Ancak yasa Federal Meclis ve Eyaletler Konseyi'nde hala görüşülmedi. Evet bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.